Fethiye ile Hacı Adayı 72 yaşındaki Turgut Kuru, Diyanet'in Muğla kafilesi ile birlikte 21 Ağustos'ta gittiği kutsal topraklardan dönmedi. En son Mina'daki faciadan 1,5 saat önce şeytan taşlamadan dönüşte oteline 500 metre uzaklıkta görülen Fethiyeli Hacı Adayı, emekli terzi Turgut Kuru kutsal topraklarda kayboldu. Fethiyeli Turgut Kuru kafile Muğla'ya dönüş yapmasına rağmen kaybolduğu için dönmeyince çocukları ve yakınları üzüntüye boğuldu. Ailesinin telefonlarla defalarca ulaşmaya çalıştığı Turgut Kuru'nun telefonu da cevap vermezken oğlu Adil Kuru ile kardeşi Vedat Kuru devlet yetkililerinden bir an önce ölü ya da diri olduğunun bildirilmesini istiyoruz dediler. Bu arada Turgut Kuru'nun Çamköy mahallesindeki evinde büyük üzüntü yaşanıyor. Sevenleri eve geçmiş olsun ziyaretlerine gelirken yakınları gözyaşlarını tutamıyor. Şimdi biz en son Arife gün izam olduğunu duyduk. Orta bayram gün bize Kemer'den bir yakınımız, yine o da akrabamız oluyor, haber verdi. Diye Turgut'a ulaşamıyoruz diye. İşte biz tabii orada ne kadar şey olsa da biz artık oradan bekliyoruz yani bütün haberleri. Tabii Diyanet uğraşıyor deniyor. Arkadaşlar arıyor deniyor, hep öyle. Hep böyle umutsuzluk içinde bekliyoruz yani. Hasta mıydı giderken? Değildi. Giderken hasta değildi. Şey hiçbir şeysi yoktu giderken, iyiydi yani. İlk kez mi gitti? İlk kez. En son kendisiyle görüşebilmiş miydiniz? Hiç aradım. Hiç. Orada görüştük de. Bizden sonra daha görüşen arkadaşlar, bunlar mesela çocuklar, daha bizden sonra aramış. Evet. Size görüştüğünde ne söyledi, ne konuştu? İyiyim dedi, o kadar. Yani iyiyim dedi. Çok da uzun süre görüşemedi zaten. Mutlu muydu? Yani çok iyiydi. Çok iyiydi. Yani kutsal toprakların... Evet. Yani, o yaşadığını yani, anlatıyor muydu? Ben Medine'ye dedi, sordum da biz Mekke'ye geldik dedi. Evet. İlk Medine'ye gittiler ya. Evet. Ben o aradığımda dedim Medine'den döndüğümüz dedim, ben biz Mekke'deyiz dedi. Geldik dedi yani. En son görüştüğümüz de o. Ama çocuklar daha sonra... Yani kaybolduğu gün görüşmüşler çocuklarla. Akşamda saat 5.30 mu? Öyle bir görüşmüşler yani. Bu Kemer'le bir Birol abi var. Bizim gene akrabalardan o. O önce telefon etti. Turgut dedi, uğraşamıyoruz dedi. Fakat ne kadar aradıysa bulamadık dediler. Tabii bunlar zaten ilk bir iki gün acaba çıkar diye seslenmemişler bize. Bize ikinci, üçüncü gün haber verdiler. Şimdi Mekke'den arkadaş telefon etti. Bayramın yanılmıyorsam ikinci gün akşam üzeriydi. Ama biz asıl net olayı bayramın üçüncüsü günü öğrendik yani. Evet. Ne dediler? böyle yani babana iki gündür odasına gelmiyor. Sizin herhangi bir bilginiz var mı dediler. Biz de bir bilgimiz yok dedik. Ama bu sefer grup başkanlarıyla falan görüştüğümüzde kaybolduğunu doğruladılar ama arandığını ve biz sadece kendilerinden haber beklememizi söylediler ve biz o günden bugüne de bekliyoruz. Şu an herhangi bir sonuç yok. Giden kafile geldi mi? Evet. İçinde çıktı mı? Hayır. Giden kafile bu pazartesi gün geldi. Bugün günlerde ay kaç? İşte pazartesi gün saat 6 gibi hepsi havaalanına indiler. Yani burada Dalaman'dan bizzat getirildi yani buraya. Evet. Ama babam da kayıp olarak uçak kalkmasından bir gün önce şey yaptılar zaten. Yani uçak kalkacağı gün, pazartesi günü kayıp ilanını aldılar. Onun dışında kayıp ilanını da almamışlardı zaten. Ya biz, kayıp merkezinin vermiş olduğu telefonlar doğrultusunda, görevlilerin vermiş olduğu telefonlar doğrultusunda ancak haberleşebiliyoruz. Onlar da işte bizden haber bekleyip duruyorlar. Herhangi bir şey yok yani.